Evet, bugün burada birlikte yapacağımız çalışmaya hepimiz hoş geldik ve hoş bulduk sevgili dostlar. Madde halinde bir dostu özleyip onunla sohbet etmek istediğimizde veya bir iş için bir yere gitmemiz gerektiğinde gideceğimiz yere nasıl ulaşacağımızı ve o gitmek istediğimiz yerin adresini bilmek zorundayız. Bir de ruhsal olarak yarınlığımızı hak etmek için indiğimiz dünyamızdan bilinç olarak tekrar sıramıza o hakimiyet boyutlarına ulaşabilmek için de o yolu hak edip, hak olup bilmek zorundayız. Bu adres hepimizde mevcuttur. Yeter ki okumasını bilelim. Bakın, gönül dostlarından biri olan sevgili Mevlana bu adresi nasıl anlatmış? Ne arıyorsan kendinde ara. Kişinin değeri nedir? Aradığı şeydir. Eğer sen can konağını arıyorsan, bil ki sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anla ki aradığın ancak sensin, sen. Madende inciyi aradıkça madensin. Ekmek lokmasına heves ettikçe ekmeksin. Bu kapalı sözü anlarsan anlarsın her şeyi. Neyi arıyorsan sen osun. Senin canının içinde bir can var. O canı ara. Beden dağının içinde cevher var. O cevherin madenini ara. Ama yürüyüp giden sufi gücün yeterse ara. Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara demiş. Bundan 800 yıl evvel sevgili Mevlana, niye arıyorsan, o sendir, sen osun. Aradığını kendinde ara demiş. Hakikate ulaşmış, biliş halinde olan insan adres sormaz ve de aramaz. O bilir ve bildiğini diler. Artık bugün bu döneme girmiş bulunmaktayız. Dilediği kelam, yarını yaratan kayıttır. İnsan tek bir koptur, ilmi hak olan, bilginin ışık olup köklenip göklenip, birleşip tekleşmesiyle yeni ve eski bir tek yarındır. Ve o bir tek yaşamdır. Bu yaşam, ışık yaşamdır. Işığın dilini ses bilir, akar, aktığında ses seçen her dili kendince kendini hasatlayıp, yaşamı sayfalayarak zirvelere kelam olur. Sesleşenlerin toplumlara sundukları ses, o tek ses yaşamın sonsuzlaşması içindir. Ve artık bu dönemde hak edilen en eski nefesle en yeni nefesin birleşmesiyle yaratılan yeni nefesli ışık yenilendi. Ve altın ışık yıllarını yaratan bir can oldu. Yaratılan, yaratan olan insan yaşamı hak edip yaşayan ve yaşatan oldu. Şimdilik bu. Bir de şunu eklemek istiyorum, kendimce yazdığım. Hem somuttayım, hem soyutta. Her dam varım, her boyutta. Ol dedi, oldum. Her şey ben, ben her şeyim deyip yolda yolcu oldum. Önce aşık olup doldum, sonra yol olup kul oldum. Kerim olup ben oldum. Bir edim bin oldum, bin edim bir oldum. Hak edip hak olup rahmet olan insan oldum. Tüm insanlık için söyledim. Kastettiğim ben değil sadece.